İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak geçtiğimiz hafta Suriye'ye karşı düzenlendiği iddia edilen hava saldırısı hakkında ilk kez yorumda bulunurken dolaylı olarak saldırıyı üstlendi. 49. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı panelde konuşan Barak, saldırıyı söylediklerinin arkasında durduklarının kanıtı olarak nitelendirirken, Lübnan'daki Hizbullah'a ileri düzey silah sistemlerinin iletilmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz dedi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Deni Ayalon ise Euronews'a yaptığı açıklamada yaşananların arkasında İran'ın olduğunu iddia etti. İsrail'in kendini savunma hakkı var. Halkımızı savunma zorunluluğumuz var. Ne yazık ki biz bölgede radikalleşme görüyoruz. Sözde Arap Bağrı maalesef İslami kışa dönüşüyor. Ve bunun arkasında da Tahran'daki Ayetullah var. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bir araştırma merkezinin hedef alındığını iddia eden Esad, yaşananların İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini belirterek her tür saldırganlığı göğüsleyebileceklerini söyledi.